Ремень безопасности должен быть пристегнут и затянут, когда включено световое табло «Пристегнуть ремни». Чтобы отстегнуть ремень, поднимите крышку. Обратите внимание. Hello gençler, ben Burçin, kanalıma hoş geldiniz. An itibariyle yine Rusya Ufa'ya inmiş bulunmaktayım. Bir ay sonra eşimle yan yana geleceğiz. Heyecanlıyım. Birbirimizi çok özledik. Yine uzun yorucu bir yolculuktu. Direkt geldim ama yani 4 saat süren bir yolculuk ve gerçekten yoruyor. Valizli, çantaylı vesaire. Bir de Türk Hava Yolları yok maalesef. O yüzden çok da konforlu bir uçuş. Yani yaşamadım. Şimdi gidiyorum. Pasaporttan geçip valizimi alıp eşime kavuşacağım inşallah. Böyle pasaport bekliyorum şu an. Evet. Bir ay sonra buluştuk. Çiçekler mi karşıladı beni kocuşku? Sağ olsun, çok incedir. Şimdi kendimize gelelim. Şimdi acıktık. Bir yemek yemeye geldik ama şöyle bir sorun var. Rusya'da Covid vakaları arttığı için 11'de her yer kapanıyor. Yani her yer, yemek yiyecek yer yok. Şimdi zorla bir yer bulduk. Bir şeyler yiyeceğiz. Yine hiçbir güncel haberden haberi olmayan eşim. Neyse, yiyecek bir şeyler bulduk, şimdi yiyeceğiz. Hello! Rusya'daki mutfağımdan sesleniyorum size tekrar. Dün dediğim gibi bir şeyler atıştırdık en son. Sonra eve geldik. Hava soğuk, sabah kar yağıyordu, şu anda durdu. Bir gittim marketten bir şeyler falan aldım. Çok bir şey çekemedim dün ve sabah çünkü çok yorgundum. Yol gerçekten çok yoruyor. Şimdi çalışıyorum bir yandan da bilgisayarda. Toplantılarım vesaire var. Bir şeyler atıştıracağım. Sonra bakalım akşam neler olacak. Evet arkadaşlar, dün hiçbir şey çekemedim. Bütün gün evdeydim ve çalıştım. Bugün de bütün gün evdeydim, çalıştım. Ben buraya Salı gece geldim. Dün çarşambaydı. Dediğim gibi bütün gün evden çalıştım. Akşam inanmayacaksınız ama Türkiye'den Rusya'ya getirdiğim hamsileri ayıklayıp pişirdik kocişkomla. Gerçekten bunu yaptık. Bugün de bütün gün yine çalıştım. Şimdi o Rus bir arkadaşım vardı ya, Rosie. Onunla buluşup bir kahve içeceğim ama şu an akşam 7 oldu burada. Bilgisayarı daha ancak kapatabiliyorum. Öyle söyleyeyim size. Saat farkından dolayı biraz zor oluyor açıkçası. Şimdi dışarı çıkacağım. Evden şimdi çıktım. Bu arada hava inanılmaz soğukmuş. Tabii ben bütün gün evdeydim, cama bile çıkamadığım için fark etmedim. Dışarıda güneş vardı ama aslında hava gerçekten çok soğukmuş. Sanırım şu an muhtemelen -1 falandır. Bakmadım dereceye ama. Bir 10 dakika yürüyeceğim. O meydan gibi bir yerde buluşacağız. Bir kafede çekerim. National bir presentation hazırladım sana dedi. Yani yöresel bir sunum yapacakmış. Merak ediyorum. Ben de ona böyle ufak bir hediye getirdim Türkiye'den. Şimdi buluşmaya gidelim. Ellerim buz gibi oldu. Otobüs geçiyor. Ellerim buz gibi oldu. Havanın daha soğuk olduğunu düşünerek dereceye bakayım dedim. -6 dereceymiş arkadaşlar. Ah! Yani uzun süredir bu kadar soğuk herhalde görmemiştim. Türkiye'de de bilmiyorum ki -6 hiç oldu mu? Ellerim buz tuttu. Sanırım kendime eldiven almam gerekiyor direkt. Çünkü Türkiye'den getirmeyi unuttum. Burada alacağım. Şu an ellerimi hissetmiyorum ve bu konuda çok ciddiyim. Sorun ne biliyor musunuz arkadaşlar? Polonya'da da yaşadım ben ve -25 dereceyi gördüm ama böyle üşümedim. Çünkü burası hem soğuk hem de inanılmaz esiyor, rüzgar var ve şu an ellerimi hissetmiyorum. Ağlamak üzereyim. Ah, o kadar acıyor ki canım. Ve sadece 5 dakikadır falan dışarıdayım yani. Evet, şimdi ben geldim ve Rosie ile buluştum. Kahve içiyoruz. Yine birlikteyiz bir ay aradan sonra. Burası yeni açılmış bu arada. Yeni bir mekan. Gayet de güzel, böyle Starbucks tarzı. Böyle kendin alıyorsun. İsmini falan yazıyorlar. Bakayım ismimi doğru yazmışlar mı? Yani Burçin böyle yazılmış gördüğünüz gibi. Onların alfabesinde. Görüşürüz. Evet, arkadaşımdan ayrıldım. Eşim geldi. Onları da tanıştırdım. Şimdi Rulu'ya geldik. Bir sushi yiyeceğiz burada ve bir yemek varmış güzel dediler. Onu deneyeceğiz. Eşimle birlikte yemek yiyeceğiz. Dışarıda hava gerçekten çok soğuk ama iç mekanlar okey. Yani böyle gayet elbiseli falan durabiliyorsunuz. Günaydın. Cuma oldu.
Dün en son bir yemek falan yedik eşimle. Yine sabahtan beri çalışıyorum. Camdan bile bakamamıştım. Şu an baktım ve kar yağmış. Size göstereceğim camdan. Kahvaltı yapmadım. Saat şu an burada 12.30'a geliyor. Türkiye saatiyle 10. Aramızda 2 saat fark var. Aşağıda böyle çok güzel bir yer var. Böyle hamur işleri, pasta, börek, çörek, çeşit çeşit ekmek satan bir yer. Oraya ineceğim. Size orayı da çekerim. Ve karada göstereceğim dediğim gibi. Gideyim bir şeyler alayım, bir yemek yiyeyim. Kahvaltı yapayım, bir şeyler atıştırayım. Sonra bugün yine çalışacağım akşama kadar deli gibi. Yarın cumartesi, yarın çıkıp bir şeyler yaparız ve biraz daha video çekebilirim diye düşünüyorum. Dediğim gibi çalıştığım için tüm gün yani bir şey yapmıyorum, bilgisayarın başındayım ve size de çekecek bir şey bulamıyorum. Aslında Rusya'da olduğumu ben de farkında değilim. Gelin şimdi size dışarıyı göstereyim. Gördüğünüz gibi kar yağmış. Dün zaten çok soğuktu. -6 dereceydi ve ellerimi hissetmedim. Bugün bir gidip eldiven falan alacağız akşam. Çünkü gerçekten soğuk, eldivensiz gezmek mümkün değil. Hatta normal bir eldivenle gezmek de mümkün değil bence. Böyle gerçekten teknik tekstil bir şey lazım. Sıcak tutacak böyle termal bir şeyler. Hadi gelin şimdi aşağı inip bir yiyecek bir şeyler alalım. Çıktım şimdi binadan. Evin hemen altında bu söylediğim yer. Ve gerçekten çok güzel şeyler var. İşte hazır yemekler, işte böyle hamur işi falan, tam benlik bir yer. Böyle kahvaltı için gidip oradan bir şeyler alıyorum. Gelip ısıtıp yiyorum. Ama dün akşam hava daha soğuktu. Şu an kar yağmış. O soğuk bir tık kırılmış gibi. Zaten baktım -2 derece. Akşam -6'ydı. O yüzden şu an mesela ellerim okey. Ama gerçi 5. dakikada muhtemelen yine sızlamaya başlayabilir. Burası söylediğim yer. Şimdi içeriye de geleceğim, çekeceğim size. Böyle gördüğünüz gibi burada böyle hazır şeyler var. Bu arada buranın balı çok meşhurmuş. Dün Rosie de bana bal getirmiş hediye olarak. Burada çok güzel böyle pastalar falan var. Onları göstereceğim size. Burası bir cennet benim için ve evin hemen altında. O yüzden çok mutluyum. Burada da böyle hazır yemekler falan var. Mesela somon falan pişirtip de alabiliyorsunuz eve. Şimdi şurası da benim kahvaltı bölümüm. Burada böyle hamur işleri var. Şimdi alacağım. Kahvaltımı yapayım. Sonra çalışmaya devam. Evet, kahvaltıyı hazırladım. Böyle bir salatalık, domates, şöyle peynirler, isli peynir, bir bal. Bu işte o aldığım muhtemelen mantarlı olan şey. Bu bazlama, bu ekmek ve çay. Ve tabii ki de bilgisayarım. Benim bir organım artık, ayrılamıyorum. Evet arkadaşlar, Rusya'da saat 7.30 oldu. Yani Türkiye'de 5.30. Çalışma saatim bitti şükür ki. Bu haftayı tamamladık. Hafta sonu kendime geleceğim, gezeceğim falan. Çünkü gerçekten Rusya'ya geldiğimden beri dışarı çıkamadım yani, öyle söyleyeyim. Bir tek dün öyle bir işte kahve içmeye ve yemeğe çıktık. Böyle bir hazırlandım, makyaj yaptım, üstümü giyinmedim. Eşim gelecek, birlikte bir evde yemek yiyeceğiz. Sonra da dışarıya çıkacağız arkadaşlarıyla. Böyle müzikli bir mekanda masa ayırtmışlar. Eğlenceye gideceğiz hep beraber. Orada da çekmeye çalışırım sizlere. Если пиво сладкое пьют, то утром не пахнет.
cumartesi ve bütün gece kar yağdı. Dün gece biz böyle bayağı bir eğlendik falan. Sonra tabii uyuduk anca. Eşim işe gitti. Ben birazcık uyudum. Şimdi uyandım. Her yer kar olmuş. Zaten akşam gece biz dönerken yağıyordu. Böyle gördüğünüz gibi her yer kar. Saat 12.30 oldu. Hala kahvaltı yapmadım. Şimdi bir dışarı çıkıp kahvaltı yapacağım. Geçtiğimiz vlogda vardı sanırım. Maxime diye bir yer var. Böyle çok güzel işte hamur işi, mifö, ekmek tarzı yerleri olan bir kafe. Çok da şık bir yerde. Eve de yakın. Oraya çıkıp böyle bir şeyler yiyip bir çay içeceğim. Kahvaltı yapacağım. Sonra bilmiyorum bir yere geçer miyim yoksa Özgür'ümü beklerim. Akşamla birlikte bir yerlere gideriz. Ama bugün bir alışveriş merkezine gitmek istiyorum. Bir markete gitmek istiyorum. Bir şeyler bakıp bir şeyler alacağım. Evden çıktım. Yürüyorum şimdi. Yani hatırlıyorum nerede olduğunu sanırım. Navigasyona bakmayacağım. Bulurum diye umut ediyorum. Gördüğünüz gibi her yer kar. Ama hava yani çok soğuk değil. Ya da çok kalın giyindiğim için hissetmiyor da olabilirim tabii. Üstümde yorgan gibi bir mont var. Gerçekten çok güzel. Oturdum şimdi. Böyle sanırım ıspanaklı. Şu neyli bilmiyorum, kruvasan yiyince anlayacağım ama içinde ya kayısı var ya şeftali, öyle bir şey sanırım. Çay istedim, black tea dedim ama su verdiler. Sonra translate yaptım sözlükten. Böyle. Black tea'ye de su vermezsin de. Şimdi ben bir yiyeyim, gerçekten acıktım. Şimdi şu ıspanaklı olduğunu düşündüğüm şey ton balıklı ıspanaklıymış. Lanet olsun, kaç gündür sürekli balık yiyorum, kusacağım artık. Yani güzel ama şu an kahvaltıda bunu yemek istemezdim yani. Yiyeceğim ama açım çünkü. Onu yemeyeceğim. Çünkü ikinci gün hamsi getirmiştim Türkiye'den. Onu yedik. Ondan sonraki gün sushi yedik. Dün sushi yedik. Şimdi bir de sabah köründe bu ton balıklı şey yersem artık kusacağım. Aslında tadı çok güzel ama şu an yiyemem. O yüzden mantarlı istedim. Mantarlı geliyor. Bundan yemiştim daha önce. Mantarlıydı. Bu güzeldi. Umarım bunun içine de saçma sapan bir şey sokuşturmamışlardır. Okey, bu mantarlı. Bunda sorun yok. Bu arada neyi fark ettim biliyor musunuz arkadaşlar? Hani black tea dediğimde kız su verdi bana dedim ya. Ama lütfen su içine siyah pipet koymuş. Hani en azından siyahı anlamış ama çok yanlış anlamış ya. Bu kruvasanı da deneyeceğim şimdi. Kocaman. Çok güzel ama içindeki meyvenin ne olduğunu anlayamadım yani. Portakal olabilir.
Şimdi Yandex Taksi'den bir taksi çağırdım. Planeta Alışveriş Merkezi'ne gideceğim. İlk kez taksiye bineceğim tek başına. Bakalım. Evet, taksi şimdi geldi, bindim. Bir 18 dakika falan sürecek. Bakalım. Şu an beni endişelendiren tek şey, üstündeki mont çok kalın. Ve alışveriş merkezinde bununla nasıl gezeceğim bilmem. Çünkü içeriler çok sıcak. Alışveriş merkezine geldim. Neyse, bir şekilde anlaştık. Ödedim taksinin parasını. 50 rublem yok dedi. Fazla aldı. Ya da bilmiyorum, kazıkladı ama ona laf anlatamayacaktım. Okey okey dedim, indim yani. Şimdi bir mağazaları gezeceğim. Şu Modi Shop'a gireceğim. Burayı geçen geldiğimde çok beğenmiştim. Böyle işte ev eşyaları, süs eşyaları, hediyelik şeyler falan var. Şimdi de tam böyle yılbaşı dönemi yaklaşıyor. Çok değişik güzel şeyler var. Bakacağım bir neler var diye. Size de çekeyim. Böyle hediyelik şeyler falan var. Şöyle göstereyim. Şunlar mesela çok tatlı. Kulak çöplerinin güzelliğine bakar mısınız? Rengarenk. Çok tatlı. Burada böyle çok tatlı şeyler var. Gerçekten. Evet, bir şeyler aldım marketten. Yani öyle yiyecek dediği biraz kozmetik tarzı bir şeyler. Yüzük amajeli falan. Mağazalarda fiyatlar çok yüksek. O yüzden burada alışveriş yapmak çok mantıklı değil açıkçası. Özellikle şimdi mesela Trendyol'a bakıyorum. Trendyol indirimleriyle buradaki fiyatlar inanılmaz yüksek kalıyor. Böyle söyleyeyim. En iyisi kendi ülkenizde alışveriş yapmak. Taksi çağırdım yine. Taksiyi bekliyorum. Evet, kaybolmadan etmeden eve geldim. Kar iyice bastırdı. Böyle gördüğünüz gibi. Şimdi eve çıkacağım. Altı durumu da çekerim size. Aa, gözüme kar kaçtı. Eve geldim arkadaşlar. Yani alışveriş merkezini gezdim ama dediğim gibi fiyatlar yüksek. Ya bu sene zaten tekstil fiyatları yüksek, yani Türkiye'de de yüksek. O yüzden buradan almanın da çok anlamı yok. Hani Türkiye'den de alabiliriz. Özellikle işte internet sitelerinde olan indirimlerle, Trendyol vesaire gibi sitelerle daha uygun fiyatlı tekstil alınabilir. O yüzden çok da mantıklı değil burada alışveriş yapmak. Marketten bir şeyler aldım. Yine market diyorum ama çok değişik saçma sapan şeyler aldım. Önce şöyle bir sırt çantası aldım. Ne alaka? Bir sırt çantası almak istiyordum zaten uzun zamandır. Böyle hem laptopumu koyabileceğim, şurası böyle koruyuculu. Hem de böyle işte özellikle Rusya'ya gidip geldiğimde böyle çok da büyük olmayan bagaj içine alabileceğim. Çünkü bu Rus hava yollarında böyle el bagajı falan çok sorun arkadaşlar. Hiçbir şey aldırmıyorlar. Minnacık bir şey alabiliyorsunuz yanınıza. Böyle bir kutu var, onun içine girmesi gerekiyor. O yüzden bunu hani hem laptopumu koyarım hem yine ağır bir iki parça bir şeyimi sokarım diye. Bunu aldım. Bu acayip bir indirimdeydi yani. Hesapladığımda 400 ruble yani 50-55 TL arası bir şey. Ki sırt çantası gerçekten bayağı güzel. Şöyle şurada bir gözü var. Yine şurada bir gözü var. Böyle bayağı bölmeleri falan var içinde. Bir de şurada bir gözü var. İçinde de marketten aldıklarımı koydum. Poşet almadım. Böyle şurada işte laptopu sokmak için yine korumalı bir bölmesi var dediğim gibi. Şimdi aldıklarımı göstereyim. Su. Çünkü çok susadım. Aldım, içtim hatta orada. Hatta şimdi bir daha içeyim bir dakika. Yes. Su. Şöyle külotlu çoraplar aldım. Bir tane şöyle siyah ince, bir tane siyah bir tık daha kalın olan, bir de şöyle yarım bir çorap aldım. Bu yüz maskelerini ben almıştım geçen sefer. Bayağı beğendim. Uygun fiyatlılarda böyle
15 TL falan galiba. Normalde bu kağıt maskeler biliyorsunuz bayağı pahalı oluyor. Şöyle Look ya da Luke diye bir Kore markasının. Bu böyle Deep Moisturizing, işte yoğun nemlendiricili olanı. Bir tane şöyle Rich No Rising diye işte ışıltılı bir maskesi var. Bir tane şöyle Prompt Shooting diye. Bu neyli bilmiyorum, onu denemedim hiç. Bir tane de Effective Lifting diye. İşte lifting etkisi olduğunu iddia eden, bilmiyorum ne kadar var. Bir tane Nivea'nın şöyle bir el kremini aldım. Çünkü gerçekten elleriniz çok kuruyor. Şöyle minik bir deodorant aldım çantada taşımak için. Yüz yıkama jelim bitiyordu. Buradan çok büyük böyle marka bir şey almak istemedim. Çünkü baktım yine dediğim gibi kliniğin falan temizleyicilerine baktım, pahalıydı. Trendyol'da daha ucuzdu. Türkiye'den sipariş vereceğim. Ama böyle Garnier'in bu kömür yüz temizleme jelini Türkiye'deyken de kullanıyordum. Öyle minini aldım. Bunun da büyüğü mesela 40 liraydı. Türkiye'de de bayağıdır almıyorum. Ne kadar bilmiyorum ama şöyle minini aldım. Çünkü çok da kullanmıyorum bunu ben. Sonra başka ne var? Şöyle mini bir el kremi aldım yine çantaya koymak için. Bir tane daha yine şöyle mini bir el kremi. Başka da bir şey yok. Yine böyle bir şey verdiler alışveriş sonrası. Bakalım bu ne? Bilmiyorum ne çıkacak. İşte bu tohum. Evet. Tohum diye düşünüyorum. Yani Rusça sorarım eşime. Ama böyle... Kamera devrildi. Tripodum yok. Bir yerlere koyarak çekiyorum. Bayağı da zorlanıyorum. Bir tripod getirsem buraya iyi olacak galiba. Küçük en azından. Böyle işte yani dediğim gibi kıyafet falan satın almadım. Çünkü çok da mantıklı değil. Mesela Versace'ın Bright Crystal parfümü indirimdeydi burada bayağı. Hani baktım 400 TL falan geliyor. Uygun geldi bana. Sonra dedim ki Trendyol'a bakayım hani ne kadar diye. Trendyol'da 230 TL. İnanamadım. Bilmiyorum sahte mi Trendyol'daki... Hani normalde ben hep aldığımda orijinal geliyor ama ya da bu Kasım indirimiyle gerçekten bu kadar indirim var mı? Onu da oradan sipariş vereceğim. Kokusunu bayağı özlemişim bu arada. Yıllardır kullanmıyordum. Öyle. Bu kadar. Yani bu vlogu burada bitireyim bence. Bir hafta daha ben Rusya'dayım. Yine bir şeyler daha çekmeye çalışırım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.